Avec Otomotiv bünyesinde bulundurduğu seçkin markaların satış, servis, orijinal parça hizmetleri, aksesuar ve hasara uğramış modellerin işlemlerini yapmaktadır. Otomotiv sektöründe yeni bir bakış açısıyla faaliyet gösteren şirket, yüksek teknolojiyle donatılmış ekipmanları ve uzman kadrosuyla çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bizler de Çanakkale'deki çekimlerimizde otomotiv sektöründe hizmetlerini sürdüren şirket müdürü Korhan Yurdayarar'a mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Evet, Avek Otomotiv 2005 yılında İstanbul Tekstil Kent girişinde Paşalı grubun faaliyetleri altında kuruluyor ve 4 marka üzerinden aynı zamanda ikinci el otomotiv satışıyla da ilgili hizmet vermeye başlıyor. Hem araç satışı hem de araç servisiyle ilgili yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda vatandaşa hizmet veriyor. Bu hizmetini verirken öncelikli olarak müşteri memnuniyetini en iyi hizmeti vermek kaydıyla elde edebileceğinin bilinciyle hareket ettiğinden dolayı kısa zamanda kendi temsil etmiş olduğu markalarda Türkiye'de her zaman ilk 3 içerisinde yer alıp son senelerde de en üstte yer almanın gururunu yaşıyor. Hal böyleyken 2015 yılı içerisinde Çanakkale'de de aynı konsepti taşıyan, aynı markaların temsil etmeye yönelik bir yatırım kararı alınıyor ve şu anda bulunmuş olduğumuz binanın arazisi üzerinde 19 Mayıs 2015 tarihinde inşaatımıza başlanıp yaklaşık 12 ay, 13 aylık bir süre içerisinde tamamlayıp 22 bin metrekarelik bir alanda araç satış ve servis hizmetine yaklaşık 6 ay öncesinden başlamış olduk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalıştıklarını belirten Korhan Yurdayarar, konsept bir düzende faaliyet gösterdiklerini dile getiriyor. İlin içerisinde farklı noktalarda hem satış hem servisini verebilmek için personelin istihdamının parçalanması anlamına gelir. Bizim hedeflediğimiz aynı yerde vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği, aynı anda ziyaret ettiğinde başka markalardaki müşterilerimizin de aynı kalitede hizmeti alabilmesine yönelik bir çalışma ve inşaat. Bunu yaptığımız kanaatindeyiz. Nitekim son 6 aylık süre içerisinde gelen müşterilerimizin bize söylemiş oldukları, ifade etmiş oldukları kritiklerden bunu anlıyoruz. Veriler de doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Daha da iyi olabilmek için hem markalarımızın hem de Çanakkale vatandaşlarının, Çanakkale'de yaşayanların memnuniyetini kazanmaya yönelik her türlü adımı atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. İlk kuruluşumuz olan 2005 yılından itibaren bizi diğer markaların temsilcilerinden ayrı kılan, kendi binamızın içerisinde otomotiv satışı ve servisinden daha çok gelen müşterilerimizin zaman harcarken çok daha memnun kalabilmeleri yönünde yapmış olduğumuz ekstra yenilikler. Mesela İşte bayan kuaförü, çocuk oyun salonu, efendim bilardo salonu, çocukların Atari oyun salonları. Ayrıca hizmet veren servis bölümümüzde kendi aracına hangi işlemlerin yapıldığını transparan bir şekilde görebilecekleri bir ortam sağlama. Aynı havalimanlarındaki uçak apronlarının yolcular tarafından seyredilmesi mantığıyla yola çıkılmış bir sistemdir. Aynısını Çanakkale'de de uyguladık. Çanakkale'de uygulamış olduğumuz bu yenilikte gelen müşterilerimiz tarafından çok memnuniyetle karşılanıyor. Aynı zamanda bir yaklaşık 110 kişilik bir sinema salonu oluşturduk. Bir sanat galerisi yapmaya çalışıyoruz. Yalnızca araç ve otomobil alım satımı veya bakımı değil, bir yaşam merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. Korhan Yurdayarar, Çanakkale'de otomotiv sektöründe kalifiye eleman yetiştirme amacıyla meslek liseleriyle koordineli çalıştıklarını dile getiriyor. Nitelikli personel bulabilme ve daha iyi hizmeti verebilme adına çalışmalarımız özellikle araç servis bölümleriyle ilgili meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerinin istihdamına yönelik oldu. Bu kardeşlerimizin
en iyi eğitimi alıp mezun olduktan sonra da iş garantisi altında istihdam edilmelerine yönelik bazı adımlar atmak durumundayız ve attık da. Temsil ettiğimiz markaların distribütörünün de katkılarıyla meslek liselerinde sınıflar oluşturmaya ve bu sınıfların içerisinde okuyan öğrencilerimizin, kardeşlerimizin mezun olduktan sonra kendi markalarımızda çalışmaları için bazı projeler ürettik, evet, ve halen devam etmekte. Her geçen gün istihdamı artıran şirket aynı zamanda inşaat sektöründe de faaliyet gösteriyor. Burada yaklaşık şu anda 85-86 kişilik bir istihdamımız var. Ancak önümüzdeki aylarda bunun yaklaşık 110-120 civarına kadar tırmandıracağız. Nitekim başka yatırımlarımızın da olacağını göz önüne alırsak, ki hemen binamızın yanına bir otel inşaatı yapıyoruz. Bu otelimiz de yıldızlı bir otel olacak. Hem Çanakkale'nin turizmine katkıda bulunacak, evet, hem de kendi satış politikamızda değişik illerden Çanakkale'ye gelip Çanakkale istihdamına katkıda bulunacak olan müşterilerimizin bu otelde ücretsiz olarak kalarak Çanakkale'mizi gezdireceğiz. Çanakkale'mizin karşı şehitlik alanlarını turla onlara ziyaret etme imkanını sağlayıp böyle de bir sosyal politika gidiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. İnşaat esas işimiz. Yaklaşık 30 senelik bir firmayız. Bu taahhüt firmasıyız. Ve şu anda da İstanbul ve Türkiye'nin birkaç yerinde devam eden çok büyük projelerimiz var. Aynı zamanda konut projelerimiz, villa tipi deniz kıyısında turizm alanlarına yakın bölgelerde. Onlar da bir 5-6 aylık süre içerisinde tamamlanacaklar. Tabii ki gene taahhüt firması olarak da başka projeleri takip etmekle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Korhan Yurda Yarar, Çanakkale'de yapımı devam eden otel ve konut projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Otomotivin bulunduğu binanın yanındaki otelle birlikte konut projesi olarak da halen devam etmekte olan villa yapımımız devam ediyor. Dardanos bölgesi denilen, burada turizmle ilintili çok nadide bir bölge var. O bölge içerisinde inşaatımız devam ediyor. Tabii ki şehrin istihdamına katkıda bulunma adına uygun olan diğer bölgelerde de, ki halen araştırmamız devam etmekte, estetik, vatandaşın talebini karşılayacak şekilde çizimi yapılmış ve uygulama projeleri de hayata geçirilebilecek nitelikte olan bölgelerde de yatırımlarımız olacak. Bu süreç artık biz de Çanakkale'li olarak kendimizi, kendi yaşayacağımız ilde ne istiyor isek onu yapmaya yönelik fokusladık ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Korhan Yurda Yarar konuşmasının sonunda Çanakkale'nin güzide bir kent olduğunu belirterek programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. En mutlu olacak kişi Çanakkale'yi seçmeli diyoruz. Hakikaten ülkemizin dört bir yanı kendisine has, kendisine özgü değerlerle kaplı, ama Çanakkale'miz de hem tarihiyle hem mevcut yaşayanlarıyla Türkiye'nin en gözde illerinden bir tanesi. Ben size göstermiş olduğunuz ilgiden ve tanıtıma yönelik yapmış olduğunuz programdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum grubum adına. Her zaman bekliyoruz.